Merhaba arkadaşlar. Karşımda Gülsema Tuğay, Doğucan Yaşar, Duygu Uysal ve Mina Akeman var. Merhaba hocam. Hello. Merhaba hocam. Merhaba. Bugünkü konumuz çok ciddi bir konu. Onun için daha az gülün lütfen. Adanalı arkadaşımız nerede? O da gelseydi. İşi mi var onun? Sevmiyor mu Yılmaz Güney? Adanalı gelsin ya. Çekime gelsene. Adanalısın ya. Bugünkü konumuz Yılmaz Güney. Türk sinemasının en tehlikeli konularından birine giriyoruz arkadaşlar. Ne yapsam linç yiyeceğim için yapacak bir şey yok. Arkadaşlara 4 tane ana film önermiştim ama kendim 5 tane izledim. Aynı zamanda bir sürü de kitap okudum. Bravo hocam. Hayır. Okudum. Bazı yerleri hızlı geçtim. En önemli filmleri sayılabilir ama bir sürü başka filmi de var. Aslında yüzlerce filmi var ama en manalı olabileceğini düşündüğümüz filmleri önerdim. 1. Umut. 2. Ağıt. 3. Yol. Ve 4. Son filmi Duvar. Bakalım kimler izledi? Buyurun. Duvar dışındakilerin hepsini izledim. Duvarı izleme. Ve aynı sırayla izledim, inanır mısınız? Umut, Ağıt, çok Yol iyi. Yaptım. Siz? Hocam ben Duvarı ve Ağıt'ı izlemedim. Çünkü Ağıt'ı yaşadığım için hayatımda izlememe gerek yok. Nasıl yaşadın ya? Adana'da çok benzer hayat hikayelerini çok duydum. Hiç öyle görünmüyorsun Instagram profiline baktığım zaman. Umut ve Ağıt'ı büyük bir esenlikle izledikten sonra... Esenlikle izlediysen yanlış film izlemişsin. Yol filmine de yeteri kadar sabrı gösteremeyip orada tıkandım, Duvarı da izleyemedim. Aramızda en ateşli duyguydu. Arkadaşlar yorumlarım tamamen subjektiftir. O yüzden tabii ki linçleyebilirsiniz. Fakat Yolu açtım, yarısında sinirlenmeye başladım. Nasıl sinirlendin böyle? Birçok konuda çok farklı düşünüyoruz ama kızdığım şey aslında Yılmaz Güney değilmiş orada. Kızdığım şey o eski Türkiye'nin o haliymiş meğer. Güzel, bunu beğendim. Yılmaz Güney'in birkaç kamera arkası görüntüsünü izleyip çok büyük önyargılarım vardı. O yüzden filmlerine hiç ilişmemiştim. Haklıymışım da yani, Yolu izleyince de öyle düşündüm. Mina Keman? Bir tek Ağıt'ı izleyemedim. Çok tartışmalı bir şey olduğu için biraz tedirginim. Hocam şaka danak bir şeye girebilir miyim ben? Gir bakalım. Özellikle bizim ülkemizde çok fazla sinir ucu var. Ben çok severim oraları. Sanatçılar açısından biliyorum. Yani bunlardan biri Yılmaz Güney mesela. Yeri geldiğinde Huysuz Virjin, İlker Cenikli gibi insanlar hep böyle sinir ucu gibi duruyor. Bence ilginç bir bölüm olacak. Şu gibi. Z kuşağının Yılmaz Güney'le karşılaşması nasıl olacak diye merak ediyordum. 82'de 10 yaşındaydım ben. Dolayısıyla çok bildiğim biri değil. Ama hep duyduğum biri. Ve etrafında bir efsane örülmüş biridir aslında Yılmaz Güney. Yani Türkiye'den Cannes'da ilk büyük ödül paylaştılar gerçi Costa Gavras'ın Missing filmiyle. Ve çok tartışmalı bir ödül, onu da konuşacağız zaten. Dünyadaki majör başarılardan biriydi Nuri Bilge Ceylan'a kadar. Ve hayatı da çok dramatik olduğu için tartışılmaz bir statüsü var. Yani bir şey diyemiyoruz. Filmleri çoğu yasaklıydı. Tekrar gösterime girdi 2000'lerde ve o sırada bir tartışma çıktı. Değerli biri miydi, değersiz biri miydi diye. Tabii bu şeylerden uzak durmak lazım ama anlamaya çalışmakta yarar var diye düşünüyorum. Diyerek topu yumuşatıyorum. Aslında 31 doğumlu olduğunu söylüyor ama kayıtlarda 41 diye geçiyor. Ya da 44, hatırlamıyorum. Adana'da çok entelektüel bir ortam var o yıllarda, enteresan bir şekilde. Sen bilirsin onu belki. Nedense Adana entelektüel merkez gibi bir sürü isim var orada Yaşar Kemal'in başını çektiği. Adana'da bir şeyler oluyor onun büyüdüğü devirde. Ve sinemanın da yeni geldiği dönem aslında. Sinemayı bu çocukken görüyor ve tutuluyor. Ve hatta kasaba kasaba dolaşıp poster taşıyıp yanında filmlerin reklamlarını yapıyor. Çok tuttuğu için bunun yaptığı iş başka bir film şirketinden teklif alıyor falan. Ama genelde edebiyatla ilgili birisi zaten, filmler daha edebi, konuşmaya dayalı şeyler. İstanbul'a geliyor. Çoğu Adanalı'nın yaptığı gibi. Kardeşim niye Adana'da kalmıyorsunuz? Hocam Adana'da sanat var ama ekmek yok. Ben ekmeğimi bulmaya geldim buraya. İktisat fakültesine geliyor İstanbul'a fakat 19 yaşında yazdığı bir öykü yüzünden 7,5 yıl hapis artı 2 yıl sürgüne cezalandırılıyor. Ve çok komik, cezalandırma nedenini biliyor musunuz? Bir cümlede komünizm propagandası yaptığını. Evet. Ya bir cümlede her şey eşit olsa burası cennet olur diyor öyküdeki kız. Bundan sen komünizm propagandası yapıyorsun diyorlar. Yılmaz Güney şey diyor, ben komünizm nedir bilmiyorum diyor, artık bilmiyoruz onu ama. Bunu 7,5 yıl hapise çarptırıyorlar, sonra düşüyor afla mafla 2 yılda galiba çıkıyor. Bir 6 ayda sürgünde kalıyor yanlış hatırlamıyorsam. Ve tam bu İstanbul'a gelmiş Atıf Yılmaz vardır meşhur Yeşilçam yönetmeni. Onunla çalışmaya başlamış, setten alıyorlar bunu. Yani 19 yaşında yazmış öyküyü ama aldıkları tarih daha ileri. Ve hapis hayatı başlıyor. Aslında burada Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar ahmakça yönetildiğini anlıyoruz. Yani 19 yaşında birisi hikaye yazdı diye sen onu hapse atarsan, 7,5 yıl atmaya çalışırsan, sonra işte böyle Yılmaz Güney çıkar karşına. Sonra çıkıyor ve tekrar İstanbul'a geliyor ama bağlantıları kaybetmiş. Yani şunu düşün, sen Flu TV'desin, birden seni hapse atıyorlar, geri geliyorsun, Flu TV yok. Babalaya gidiyorsun o zaman. Tekrar giriyor. Edebiyata da yeteneği olduğu için genelde senaryolara falan da karışıyor. Yani senaryo yazma ile başlıyor aslında. Sonra ya ben oyunculuk da yaparım falan deyip
arka arkaya filmler çekmeye başlıyor ama Yeşilçam denen şey çok garip bir ortamdı. Çok burjuva. Değil aslında, lümpendir. Yani şunu düşünün. Hiç görüntü kaydetme imkanı olmayan bir yer. Birdenbire sinema diye bir şey açılıyor. Televizyon yok. Telefon yok. iPad yok. Sadece gazete var, dergi var, kitap var. Birden sinema diye bir şey geliyor ve Anadolu'da manyak gibi yayılıyor. Yapılan sinema aslında Hollywood'un bir taklidi. Bir sanat sineması diye bir şey yok. Genelde star sistemiyle çalışıyor. Yani starlar var. İşte Türkan Şoray'lar, Edison. Ayhan Işık. Ayhan Işık'ın filmlerine büyük talep var. Sürekli Ayhan Işık'a film çekiyorsun. Fakat şöyle bir sistemle çalışıyor. Çok sinema var. Yerel içerik arıyorlar. Yok içerik. Bunun üretilmesi lazım. Sinema salonu sahipleri, işletmeciler para veriyorlar İstanbul'daki prodüktörlere. Film ısmarlıyorlar. Bana 5 tane Türkan Şoray, 3 tane Ayhan Işık filmi yap bu sene. Acayip bir üretim var ya, manyak bir seviyeye çıkıyor sayısal olarak. Yılmaz Güney de birdenbire aslında bu mekanizma işlerken aslında hiç Yılmaz Güney gibi biri olmamış Türk sinemasında. Bu geliyor, bir anda Yeşilçam'ı çözüyor ve macera filmleriyle başlıyor. Ve aslında sosyolojik olarak da alt sınıfın intikamı gibi bir şey. Yani bir anda Ayhan Işıklar, Edison'lar, daha böyle salon adamları geri plana itiliyor ve birdenbire yeni bir adam ve gerçek bir adam ya. Birdenbire çok tutuyor ve Çirkin Kral adıyla aslında yüzlerce film yapıyor. Bir şekilde aslında politik emelleri de var. Adana'da bir sol kültür var bu arada o zamanlar. Bu arada ülkede de ikiye ayrılma durumu var. Yani şunu düşünün. Sovyetler Birliği hala var. Türkiye çok sakat bir noktada. Ama bir yandan da 50'de Demokrat Parti iktidara gelince Amerika'ya bağlanmış, krediler almış falan. Çok hassas bir noktadayız ya. Sola kayanlar ve sağa kayanlar. Acayip bir çatışma var. Bu 1970'te Umut filmini yapıyor. Bütün bu çizdiğim tablodan şuna gelmek lazım. Yani o ana kadar kimse öyle bir film yapmamış Türkiye'de. İlk defa birisi çıkıyor, bir faytoncunun hikayesini anlatıyor. Böyle bakınca biraz film belki anlam kazanabilir diye söyledim. Ya arkadaşlar, acıktınız mı? Ay hocam, Umut'taki Adana kebap sahnesi neydi ya? O zaman birimiz kebap söyleyebilir Yemek Sepeti'nden diye düşünüyorum. Tabii ki. Programımızın bugünkü sponsoru da Yemek Sepeti. Yemek Sepeti harika bir şey, biliyorsunuz. En güzel aplikasyon Yemek Sepeti bu dünyada. Gerçekten bütün gün başvurduğumuz bir aplikasyon kendisi değil mi? Yani her gün illa var Yemek Sepeti var hayatımızda. Yemek Sepeti'nde bir de güzel olan şey, indirim yağmurları var arkadaşlar. Sürekli indirim. Gerçekten ne yiyeceğimizi şaşırdık bu şirkette. Ayrıca bizim ekibimiz kurumsal Yemek Sepeti'nde kullanıyor. Kapıda yok ödedin ödemedin kart kanka, sende var mı? Yok yani direkt. Bu arada Joker çıktı. Aa, Joker harika. Joker'den mi söyleyeceksin? Evet. Mezeyi kendiniz yapamıyorsunuz hocam. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Yani duymak dahi istemiyorum ya. Yani mutfağı olmayan bir ev olabilir benim için. Yumurta da mı kırmızı? Mutfak yok hocam. Evde. Yemek Sepeti butonu olsun böyle dev bir tane. Ay. Bu arada bunu gerçek söylüyorum. Biliyorsunuz dışarıda yağmur yağıyor şu an. Ben bir şiir söyleyeceğim şimdi. Şiir söylemek. Dışarıya yağmur, içeriye sen. Nasıl yağıyorsunuz ikiniz birden? Bir bilsen. Yemek Sepeti. Yani indirim yağmurlarından bahsediyorum hocam burada. Yemek Sepeti'nin Joker indirimleri sayesinde 269 liralık siparişimiz 224 liraya geliyor. Aa, harika. Evet, artık Yılmaz Güney'e dönebilir sanırım. Yılmaz Güney hayatta olsaydı Yemek Sepeti reklamı yapmamıza hoş karşılamazdı herhalde. Umutta kaldık. Fikirlerinizi bekliyorum. Buyurun Mina. Biraz masalsı buldum ama masalsı derken şey gibi değil. Yani içinde kesinlikle iyi, güzel, neşeli şeyler olmuyor. Fakat küçük bir hikaye olması hoşuma gitti aslında. Siz Gülsem'a? 3 filmden en çok Umut'u sevdim çünkü. Bence de en iyi filmi Umut. Nedense. Giderek kötüye gitmiş. Gerçekten. Bir de nedense şey, daha bizden bir şey hissediyoruz ya. Şöyle yani, doğunun sorunlarını batı da yaşıyor ya artık. Aynı para sorunlarını, aynı sıkıntıları, aynı. Bugün. Evet, aslında çok benziyor ya o fakirlik, o burjuva ve arasındaki o kocaman fark. Yok. Yani bir sorun yok şu anda. Yoksulluk. Orada çok ince ayrıntılar vardı ve onlar hoşuma gitti. İşte arabacılara verilen değer, verilmeyen değer ve köy halkının bu fakirliği yüzünden adamın borçlu olduğu bir sürü insanın peşine düşüp arabasını elinden almalı. Ve sonra bir anda o kadar gerçekten da... Gerçekten çok ayıp ettiler, borçlarını geri istediler. Biz şimdi o zamanları bilmiyoruz ya, bu hikayeler gerçekten gerçek mi yoksa abartı var mı biraz? Siz şimdi çok söyleyelim. Şükür o zamanları ben de birebir görmediğim için doğru. Şey diyemeyeceğim. Siz Doğu? İsmi Cabbar'dı değil mi karakterin? Evet. Cabbar isimden kaybediyor, meslekten kaybediyor. Doğucan ismi olsa mesela çok iyi olur. Oğlum isimden kaybetmiyor, herif Adana'da, herkes öyle. Neyse zaten. Hocam yani şeyi söyleyeyim şimdi, karısını dövüyor. Mesleği öyle amp başan bir şey değil. 500 tane çocuğu var. Yani 500 tane. Okuma yazması yok. Cabbar'ın bence bunları yaşaması gayet doğaldı. Garipsemedim bu. Tebrik ederim gerçekten. Cabbar'ın bunları yaşarken Yılmaz Güney bunları çekiyor oluşu. Özellikle sizin dediğiniz gibi ilk defa böyle bir hikayenin çekiyor oluşu bence güzel bir mihenk taşı. Bunu bilmezsen tabii hiçbir şey olmuyor değil mi? Biliyor muydunuz siz bunu? Eski film olduğundan dolayı tahmin edilebilir bir şey bence. Çünkü bir de herif çok iyi yok etti yani. Orada bir dine de taşlama var değil mi? Hacı Hoca'ya da
da bir taşlama var Yılmaz Güney'de. Ama hoca da inanıyor aslında büyük ihtimalle. Ya, hoca tabii, dümenci tabii. mi acaba, ben de onu düşündüm. Ben de hep onu düşündüm. Sonunda bir dümencilik çıkacak, terk edip gidecek diye, ama hoca da inanıyor. Ya hocanın inanmasıyla dalga geçiyor olabilir mi Yılmaz Güney acaba falan diye düşündüm. Hoşuma gitti o yüzden. Az önce Mina dedi ya, çok fazla kişinin izlemeyeceği bir şeyi çekmek cesaret ister diye. Ben bunu tam zıttı düşünüyorum. Çünkü genelde izlediğimiz şeylerin bize umut ve huzur vermesini dileriz, ama Umut filmi böyle bir film değildi. Ama aslında Türkiye'deki o zaman kesimin çoğu sınıfsal kini de çok barındırıyordu. Ve sınıfsal kin barındırılacak en mümkün yerlerden biri de Adana'ydı. Çünkü gerçekten çok büyük bir ayrım vardı. Toprak ağaları ve onların ırgatları Bravo, olarak güzel noktaya değindin. İkiye ben ayrılıyordu. Bu ırgatlar her zaman ayaklanma suretiyle kendilerini ön plana çıkarmaya çalıştılar. Ve bunu seslerin... Aklını alıyorlar. Hayır, ön plana demek seslerini duyurmaya çalıştılar diyelim. Instagram'a çok sert koymuşlar. Dediğin çok doğru. Teşekkür ederim. Şeyi hatırlattın. CHP 1948'de galiba toprak reformu yapmak istiyor. Toprağı olmayanlara diyor ki, hani biz bu toprağı ağlarda birikmiş ya, bunu bölüştürelim. Herkesin toprağı olsun. Aslında garip bir girişim o. Tabii ki Adnan Menderes o sırada CHP milletvekili, engelliyor bunu. Sonra da ayrılıp zaten DP'yi kuruyor ve toprak reformu kalkıyor. Bir daha da konuşulmuyor öyle bir şey. Dolayısıyla dediği doğru, yani büyük toprak ağları var ve yani çok zenginlik ve çok fakirlik bir arada olduğu için oradan çıkıyor aslında. Ya şuna getireceğim. Ses duyurmak dedim ya, bunu sinemayla duyurmak bence çok mantıklı. İleri görüşlülük de diyebiliriz. Bir bu da güzel sonra... nokta, fakat duyuramıyor çünkü film yasaklanıyor arkadaşlar. Film 15 yıl sonra falan ancak Türkiye'de gösterilebiliyor. Bu arada şöyle, yine sizin bilemeyeceğiniz bir şey. İzin almak gerekiyor. Yani film öyle kafana göre film çekemiyorsun kardeşim. Önce izin alman gerekiyor. Sansür kurulu var. Bizde de sansür kurulu yok mu şimdi? Yok. Ben gidip Climax sadece bütçe alamazsın onlardan. Şey var, sosyal baskı olarak var. Ha. Yani bu öyle değil, resmi. Ha. İzin alman lazım. Senaryoyu gönderiyorsun. İzin alıyorsun, sonra filmi sansüre sokuyorsun, ama sadece bizde değil, Amerika'da da var. Hitchcock'un filmleri de sansürden geçiyor. Her şeye sansür var. Sansürden geçemiyor Umut. Neden geçemiyor? Bu arada hakikaten en hafif filmiydi bence Umut ya. En hafif yani. Neden geçemediğini tahmin eden var mı? Sen biliyorsun. Adanalı ya bak. Her zaman olduğu gibi film sektörü de zengin kesimin elinde bir nokta. Zenginler. Ya zengin kesim, nasıl tabir edeceğimi bilmiyorum. Ve her zaman eleştirilen taraf kendileri olduğunca çok sıcak bakılmıyor. Yine bir devlete de eleştiri var. Çünkü devletin eşit olmayan bir sistemi olduğunu da gösteriyor film bize aslında. Kızım sen solcu musun? Hocam babam duymasın. Atı ölüyor ya. Adam, evet, sahne olarak artırsın. Ben sormuştum, dediğin doğru da. Bir sahne nedeniyle atı, spoiler vereceğim ama artık. Yapacak bir şey yok hocam. Bu arabacı zaten parasız, biliyorsunuz. Filmi gördünüz. Herkes gördü burada. Atını eziyorlar ya. Şimdi o çok kötü bir sahne aslında. Her şeyiyle eziliyor. Yani bir araba gelip çarpıyor buna ve çekilişine bakarsak tamamen araba sanki Allah deyip gelip atı öldürüyor gibi oluyor. Sonra karakola gidiyorlar. Karakolda da katakulli yapıp, hatta komiser bunu aşağılıyor. Pis arabacılar, adamın arabasını çizmişsin falan. Yani öyle bir anlatılmış ki olay. Gerçekte o kadar olması çok kolay değil. O kadar sahipsiz bir yer miydi Türkiye? Düşünüyorum. Olabilirdi. Bir an düşünmem gerekti ama. Yani şöyle, bir yerlerde böyle bir şey olmuş olabilir ama zor yani. Herkes görmüş, bir sürü görgü tanığı var. Araba gelmiş çarpmış falan. Yani orada tam ne dediği belli değil. Yani para şey de tam biraz da çekinerek yaptığı için herhalde. Hani rüşvet mi verdi adam, yoksa. Ya öyle bir tablo çiziliyor ki sanki abi zenginler var. Küçük kızın dediği gibi. Bunlar çok kötü insanlar. Bütün gün kötülük düşünüyorlar. Geldi onun atını öldürdü. Kızdı üstüne, bir de arabamı çizdi diye. Yani öyle bir kötülük seviyesinden bahsediyor. Ki. Olabilir mi? Olabilir ama sansür bunu affetmiyor ve film yasaklanıyor. O sahnede polis hakkını verseydi işin, zaten sansürden de geçerdi herhalde. Polis, evet, polis gazdardı yüzünden. Ama polis sadece hakkını vermemekle kalmıyor. Bir de hakaret ediyor ya, pis herifler. Arabacılar işte. Bu eski arabaları kaldıracağız artık biz. Siz ne oldunuz, pis kokuşmuşlar. Bu arada ne oldu? O arabalar kalktı hakikaten. Yani hani polisin bir suçu yok orada yani. At arabası diye bir şey olur mu ya? Türkiye'de yayınlanmadı, sonra yurt dışına yayınlandı mı? Yurt dışında festivale gönderiyorlar. Küçük bir ödül yanılmıyorsam alıyor, ama yanılıyor da olabilirim. Tabii bir yerde bir şeyi yasakladığın zaman genellikle daha çok ilgi çekersin ya. Umut diye bir film varmış, yasaklanmış. Zaten Yılmaz Güney çok sevilen bir figür. Yani ünlü ya, halk seviyor. Bir Yılmaz Güney filmi oynarken Adana'da millet sürekli konuşuyormuş Yılmaz Güney'i. Halk derken de bu arada Anadolu'da yaşayan 35-45-55 yaş arasındaki erkekler. Yani onun dışında ben bir halktan bahsedildiğini düşünmüyorum. Yok canım,
çoluk çocuk herkes Adana'da çok kral, hala öyledir. Bu programı git Adana'da yap, döverler döverler. Yani. Ama bunu anlamak lazım. O güne kadar hiç olmayan bir şey diyorum ya. Vittorio De Sica'nın 1948 tarihli Bisiklet Hırsızları ve onun arkasından gelen yeni gerçekçilik akımının Türkiye'ye 22 yıl sonra girmesi aslında inanılmaz gecikmiş bir şey yani. Yani o devirde aslında dünyada kimse bakmaz böyle bir şey ama Türkiye genel olarak bir 20 yıl geridir dünyada. Yani hani şimdi o azaldı aslında. Yani Instagram bilmem ne bir şekilde sen de duyuyorsun da o zaman hiç yok ya. Gelmiyor öyle bir şey yani. Film yok. Göremiyorsun. Hocam Umut'ta en sevdiğiniz sahne neydi? Hatırlıyor musunuz şu anda? Sevmediğim sahneleri sorsan. Ya Umut'ta şeye kadar çok sevdim. Karakol sahnesinde çok ben irite oldum ya. Yani şey gelmedi artık. Zaten genel Yılmaz Güney'in sorunu o bence. Bir yerde artık müsamereye dönüyor yani. Pis herifler defolun gidin. Biz zenginleri seviyoruz. Fakirler kahrolsun. Yolda da var adamı askerde yolda izin kağıdını bulamayınca falan böyle. Lan sen ne bilmem ne kaçak. Bu arada Yılmaz Güney'in babasının başından geçen olaylarmış. Hatta bir sahnede babası da oynuyor. Para istediği hani atı öldükten sonra aslında film başlıyor ya. İlk önce bizi sahneye sokuyor. Sonra at ölüyor. Zaten bir sürü borç var. Alacaklar kapıya dayanıyor. Yeni at yok bilmem ne. Burada gidiyor hani para istiyor bir takım insanlardan. O sahneler de çok komik mesela. Ne anlatıyor bu adam ya? Ya bana bire, bana bire getirin. Ne işi varmış, çalışsın kazansın ne olur. Şeyi anlamıyorum. Güzel başlıyor ya. Bir faytoncunun öyküsünü anlatacaksın. Bu olabilir abi. İlginç bir şey yani. Ama niye zıvanadan çıkıyor sonra birdenbire? Hocam acaba oynadığı roller ve çekmeye başladığı filmler kendi karakterine de mi yansımaya başlamış ilerleyen zamanlarda? Öyle bir eleştiri var evet. Ama bu Umut aslında dedim ya babasının hikayesi. Bunun babası da aynı hikaye gerçekmiş yani. Evlerini kazmış Efine bulacağım diye. Oradan yola çıkıp çekiyorlar. Bu arada çok senaryo yazan biri değil o dönemde. Bodoslama çekiyorlar. Film çekildikçe gelişiyor gibi bir durum var. Neyse sonra ikinci film Ağıt. Ağıt çok ilginç bir film ya. Kayalar devriliyor. Kayalar devrilirken şöyle bir ses çıkıyor. Ya bir defa şunu anlamıyorum. Çok iyi oyuncu derler ya. Hiç kendi sesiyle oynamıyor farkındasınız herhalde. Yeşilçam'da 90'lara kadar 2000'lere kadar sesli film çekilmedi. Bu konuda çok kötü ya Yılmaz Güney'in filmleri. Sizin gibiler onlar da ya. Ya ki hallederiz diyorlar. Ya bütün eski Türk filmleri öyle ya. Senkron yok, sesler çok kötü. Korkunç. Bu Ağıt'ta ve ilk duvarda yönetmen Yılmaz Güney mi? Oynuyor mu sadece? Umut'la Ağıt'ta yönetmen oynuyor. İki şey oluyor. Bir zaten politize. İşte filmler yasaklanıyor bilmem ne oluyor. Bu arada da iyice politize oluyor ve Mahir Çayan ve arkadaşlarını saklıyor. Ülke de zaten 70'lere gelince iyice politize olmuş ya. Yardım ve yataklık. Oradan bir hapse alıyorlar bunu. Zaten o sırada darbe oluyor. Ve bayağı da şey ağır bir darbedir o. Yılmaz'ı alıyorlar içeri. Mahir Çayan falan arkadaşları öldürülüyor. Bir sürü insan hapse düşüyor falan. Dolayısıyla bir anda Türkiye'de aslında rüzgar tersine dönüyor. Yani 60 darbesinden sonra bir görece özgürlük ortamı olmuş. Orada işte bu filmler ortaya çıkmış. Umut bilmem ne. Fakat 71'deki muhtıra artı darbeden sonra birden ülke tekrar aşırı sağa kayınca Yılmaz istenmeyen adam oluyor tekrar. Ve hapse düşüyor. Çok saygı duyulan bir adam olduğu için yarı açık cezaevinde takılıyor. Yani girip çıkabiliyor. Bazen izne çıkıyor. İstanbul'a geliyor. Gidiyor falan. Gündüz dışarıda ama gece hapse dönüyor falan. O arada da filmler çekmek istiyor. Çok garip bir metot geliştiriyor. Dünyada başka kimsenin yapmadığı. Ben hapisteyim mesela. Duyguya çektiriyor. Şerif abi sen devam et. Aslında şey oluyor. Hapiste çok vakti oluyor. Çünkü ömrünün çoğu hapiste geçtiği için. Sürekli kitap okumaya başlıyor falan. İşte sosyalizm, iyice sosyalizm, komünizm dalgasına kapılıyor. Okuyor ediyor. İyice devrimci oluyor yani. Vakit de bol. Oturup senaryolar yazmaya başlıyor. Bu senaryoları daha önceden tanıdığı kendi asistanlarına çektiriyor. Bunlardan da işte Zeki Öktürk, Erden Kral ve Şerif Gören. Sert de bir adam. Çekiyorlar. Bazen beğenmiyor bunları. Aptal herifler artık bilmiyorum öyle diyor mu? Şeyi merak ediyorum. Senaryonun içinde kamera hareketlerini falan da yazıyor mu bu adam yoksa? Notlar yazıyormuş çok ayrıntılı. Ha şöyle çekin böyle. Bir de şey hapisliğini tam hapislik olarak düşünmeyin. Beyanatında şey diyor. İstesem anında kaçarım diyor. Eve kaçıyor sonra. Yani gece mesela projektör getiriyorlar. Çekilen filmleri seyrediyor. Kolpadan öyle. Yok yani hapiste ama tam üstüne gidemiyorlar çok halk kahramanı olduğu için. Yani halk çok sevdiği için kişisel gücüyle mesela hiçbir mahkumun yaptıramayacağı bir takım şeyleri rahatlıkla yaptırabiliyor. Yani ziyarete geliyorlar, filmleri getiriyorlar, seyrediyorlar, kurduruyor, bütün mahkumlara gösteriyor iş kopyalarını yani daha bitmemiş kurguları falan. Notlar veriyor. Şey hocam ben o dönemlerde aynı şu anki olduğu gibi ben de hapisteydim diyecek. Merkezi otoritenin o kadar da sağlam olduğunu düşünmüyorum. Ankara'daki adam diyordur ki Yılmaz
Yılmaz'ı asla kimse gelsin de biri gitsin falan. E haberleşme o kadar yok. Cezaevindeki adam seviyorsa büyük ihtimalle. Ben de onu diyordum yani. Evet. Ama tersi de mümkün. Yani sürekli silahla dolaşıyor hapiste olmadığı zamanlarda. Yani öldürülme riski de çok fazla aslında. Askerin ruh haline bağlı gibi bütün o... O anda kime denk geldiyse. Türkiye sineması değil mi? O askerin şeyine. Evet, evet. Devrimcilerin ruh hali askerlerin ruh haline bağlı gibi. Yani özellikle Ağıt'ta böyle hissettim. Ağıt'tan sonra hapse düşüyor işte. Aslında arada bir film daha var. Anksiyete şey. Endişe. Endişe diye bir film çekerken. filmi çekerken bunu içeri alıyorlar. Bu Mahir Çayan meselelerinden dolayı. İşte o metodu buluyor. Ya Ağıt nasıl buldunuz? Otomatik portakal ekibi gibi giyinip bembeyaz dağlarda dolaşan 5 tane. Şimdi orada garip tane. Bir şey var. Yılmaz Güney Kürt. Babası Zaza, annesi Kürt. Ve Kürt lafı biliyorsunuz Türkiye'de bazen tuhaf şekillerde kullanılabilen bir şey. Fakat film, Ağıt filmi, şimdi biz bir takım şeyleri sembolik anlatmak zorundasın. Kürt diyemiyor ya, filmde hiç Kürt lafı geçmiyor mesela. Ve film Kapadokya'da çekilmiş bu arada. Alakasız bir yöre yani. Hani Kapadokya'da öyle bir trafik yok. Sınır ticareti. Kaçakçılığı anlatıyor ya. Yok Kapadokya'da abi, sınır yok çünkü. Aslında alegorik bir film o. O kayaların yuvarlanması falan hep böyle bir sembol ama tabii tekniği çok kötü filmin. O yüzden seyredilebilir tarafı yok. Bir de diyaloglar falan da çok iyice müsamereye kayıyor orada gibi geliyor bana. Bu biraz daha komik bir filmdi. Ya o ekibi görüyorsunuz, o sıcak bir şey hissediyorsunuz. Ben şeylere hastayım, o ateş sesi. Oğlum mermi sesi birden bitiyor ya o çok. Pişim. Teknik olarak bunu öğrenmenizi isterim. Ses devam eden bir şey. Yani diye olmaz yani. Pişim. Ama tabii şunu da anlamak lazım. Korkunç bir yokluk var yani ülkede. Bir de şey, o kopyalar falan da yaktırılıyor. Herifin filmleri yasaklandığı için. Kaçırılıyor, İsviçre'de yıkanıyor, bilmem ne yapılıyor. Yani çok bela var başında. Mesela trailerini gördün mü? VCD kalitesinde trailer. Kendisi biraz daha iyi ama hani genel olarak filmler hep şöyle bir çekemiyoruz Allah'ım durumunda. Nasıl bütçe buluyordun bu adam? Evet, ben de onu soracaktım ya. Çünkü Yeşilçam'dan çok para kazanıyor ya. Ha, o paraları yiyor. Aslında o kendisi yapımcı oluyor. Özellikle hapisten olduğunda artık bayağı yapımcı oluyor. Yönetmen tutuyor. Üçüncü film neydi? Ha, Yol. Gelelim Yol'a. Şimdi Yol'a ya. Hadi. Biz susalım, Duygu konuşsun şu anda. Bir Duygu Hanım, Yol. Hocam ben Yol filmine çok sinir oldum. Öncelikle beni rahatsız eden birkaç sahneden bahsetmek istiyorum. Bir takım erkekler sürekli yanlarında bulunan kadınlara başkasıyla konuşursan döverim, onu yaparsan kızarım deyip akşamına kendi genel evine gidiyor. Genel eve gidiyor falan. Ama bunun bir filmde gösterilmiş olması bunun onaylandığı anlamına gelmez. Sonra ben Yılmaz Güney'in kendi hayatına baktım. Adam aslında filmlerindeki karakterlere çok benziyor, kendi yarattığı karakterlere. Son derece ataerkil, aşırı hetero, mafya. Aşırı hetero. Çok maço. Onun dışında bir sahnede ama o zaman bir dakika, 70'lerden bahsediyoruz. Tamam, 70'lerde ya o yüzden. O zaman böyle bir şey yoktu. Biraz önce öyle bir soru sordum ya. Hiç abartıyor mu bu adam, yoksa eski Türkiye gerçekten böyle miydi? Ben bunu merak ediyorum. Eski Türkiye gerçekten böyleydi. Tamam, hatta yazıklar olsun. Öyle öyle söyleyeyim sana. Yazıklar olsun. Yeni Türkiye diye bir şey yok, onu söyleyeyim. Dedim ya, sonradan Yılmaz Güney'e aslında kızmadığımı fark ettim. Bir de tabii ama canım. Şu sahnede çok kızdım. Bu hadi erkek kadın. Anlıyorum. Askerler, Türk askerleri Kürt evine baskın yapıyor. Çocuklar ağlıyor, kadınlar perişan gösteriliyor falan ama aslında içeride teröristler var hani. Ama öyle bir çekmiş ki adam bunu. Türk askeri keyfine gidiyor böyle, evleri basıyor, insanları öldürüyor gibi bir algı var. Sanırım babanın asker olması da bu konuda etkili olmalı. Yani o yüzden rahatsız edici. Ya çok abartıyor işte, bu polis asker sahnelerinde ayrı bir dramatize ediyor gibi hissediyorum. Haklısın ama 47 yaşında ölüyor. Yani benden genç ölüyor. Ve ömrünün çoğu hapiste geçiyor ya. Yani o kızgınlık tamamen gökten inmiş yani, birdenbire Maçka Parkı'nda dolaşırken sinirlenmiş değil. Dolayısıyla anlaşılabilir bir şey. Ama genel bir soru yani, önce Yol'un hikayesini anlatayım. Yol'un enteresan bir hikayesi var. Tarık Akan aslında biliyorsunuz Ertem Eğilmez komedileri. Yani Yeşilçam'da Ertem Eğilmez dönemi var. Hababam sınıfları bilmem ne. Tarık Akan da bunların starı. Fakat Tarık Akan aslında meğer sol eğilimliymiş. Bir gün Ertem Eğilmez'e diyor ki, ben artık bunları yapmayacağım. Ben sosyal içerik, yani sosyal içerik, toplumsal gerçekçilik rüzgarı esmeye başlıyor. 70'lerde 80'lere gelemiyor da. Yeşilçam bayağı acımasız bir yer. Ertem Eğilmez çok kızıyor. Çünkü starı gitmiş. Bunun bayağı işlerini engelliyor falan. Ama tabii başka bir jenerasyon, işte Yılmaz Güney'in etrafında toplanıyorlar bunlar. Yani bütün saydığım isimler, sol eğilimli bütün isimler tabii Yılmaz Güney'in liderliği altında başka bir cephe açıyorlar Türk sinemasında ve politik sinema yapmaya çalışıyorlar ya. Yılmaz Güney oturup bu senaryoyu yazıyor. Yönetmen arıyorlar. Yine içeriden çekilecek. Hikaye ilk yazıldığı haliyle 12 tane mahkuma geçici izin veriliyor. Hepsi köylerine gidecek.
gelecekler ama hiçbiri dönemeyecek. Yani ilk öyle çıkıyor hikaye. Tarık Akın'ın anılarında yazıyor. Harika hikaye, hadi yapalım diyorlar. Yani çok da bir düşünce yok arkasında yani. Daha henüz senaryo yokken kabul ediliyor. Parayı da bu arada Yılmaz Güney veriyor zaten. Güney Film. Hadi yapalım diyorlar. Fakat tam o sırada 12 Eylül darbesi olmuş. Ve şöyle bir şey yapıyorlarmış. Yasak koyduğun zaman yapılan numaralardan. Sen sansür kuruluna önce izin almak için bir senaryo veriyorsun. Fakat verdiğin senaryoyu çekmiyorsun. Mantıklı bu. Bunlar bir tane adı benzer hani mahkumlarla ilgili ama bir aşk filmi gibi bir şey, romantik bir film veriyorlar. Onlar da okey diyor. Zaten şu da ilginç, hani bir şeyi yasaklıyorsun da oğlum bunu sen takip edebilecek herif misin? De... Yani evet yani. Hani yanına git çektim, çekimlere bir git, bak bakalım ne çekiyor bu adam. Bu arada yönetmen arıyorlar falan. O sırada da genç, görece o zamanın genç yönetmeni Erden Kral yeni parlıyor falan. Erden Kral'ı çağırıyorlar. İşte Erden Kral çekecek. Veriyorlar buna senaryoyu. Hadi yolunuz açık olsun kardeşler falan. Çekmeye başlıyorlar. Çekiyorlar. Yılmaz beğenmiyor. Durduruyor film. Bayağı da bir para kaybediyorlar. Tekrar başka bir yönetmenle başlayacağız diyorlar. Şerif Gören'i buluyorlar. Şerif Gören de yeni hapisten çıkmış. Yani bunların hepsi hapiste aslında şey. Düzenli aralıklarla hapse girip çıkıyorlar. Bir mafyalaşma. Şimdi izin var ama çoğu yerde darbe yeni olduğu için izinler de çalışmıyor. Yani bir yere gidiyorsun, Bursa'da çekim yapacaksın. Bursa'daki ordu komutanı seni sevmiyorsa çekemiyorsun. O hal var yani. O halin o hali var. Dolayısıyla gizli saklı çekiliyor. Hatta asker sahneleri için kandırıyorlar yine şeyleri. Asker oynatamayacakları için komutanlara yalan söylüyorlar. Şey diyorlar, bizi korumak için asker verin diyorlar. Sonra o askerleri ayartıp gizli saklı çaktırmadan çekiyorlar falan. Yani bayağı zor şartlarda çekilen bir film. Neyse, Şerif Gören bu filmi çekiyor. Getiriyorlar. Yılmaz şeyi anlıyor. Politik durum iyice sakata geldiği için darbede olmuş ya. Kaçmaya karar veriyor. Ve filmi de alıp kaçıyor İsviçre'ye. Şerif Gören filmi görmüyor. Bütün postunu Yılmaz Güney İsviçre'de yapıyor. İsviçre'ye de teslim alıyor filmi. Sonra Fransa'ya götürüp orada kurgulamış. Orada yolu. Bir Fransız kurgucuyla bir şeyler yapıyorlar. Evet yani İsviçre üzerinden Fransa'ya mı kaçıyor? Öyle bir şey oluyor. Post işlemlerinin çoğu orada yapılıyor. Türkiye'ye giremiyor yani film. Bu arada filmi yapan bütün ekip burada yargılanıyor. Çünkü şey anlaşılıyor, Yılmaz Güney filmi alıp kaçınca. O filmin aslında senaryosunun o olmadığı, işte heriflerin izinsiz film çektiği falan. Bayağı bir sürüyor o yargılamalar. Hatta idamla yargılanıyorlar. Yani Allah'tan idam olmuyorlar da. Çoğu sonra bir şekilde kapanıyor o davalar ama yıllarca uğraşıyor herifler burada. Ve tabii devreye Fransızlar giriyor. Yıl 1981 galiba ya da 80. Tam Türkiye'de darbe olmuş. Fransızlar Cannes'da film festivali yapıyor. Dünyada zaten politik rüzgarlar estiği bir zaman. Ve bu film tabii cuk oturuyor. Alıyorlar filmi. Cannes film festivaline kabul ediyorlar ve kabul etmekle de kalmıyorlar. Ödül veriyorlar. Fakat şöyle bir sorun var. Kardeş, filmin yönetmeni kardeş aslında Şerif Gören. Fakat Cannes tabii bunu kabul etmiyor. Ve ödülü Yılmaz Güney'e veriyor. O da sonradan çok tartışılmış şimdi bir şey. Şimdi evet yani. Bu çok şüpheli bir durum. Neden Yılmaz Güney'e özellikle vermek istediler? Türkiye'yi öyle mi görmek istediler ve bu adamın devam etmesini mi istediler? Ne olmuş öyle olabilir? Karanlık güçler falan diye bakma ama yani şu çok ayıp bir defa. Yani bir ülkeden yönetmen herif kaçıyor. Ama burada da karşı tarafın iddiası şu. Bu arada senin demin anlattığın kişisel hikayesi olduğu için çok girmek istemiyorum ama aslında Yılmaz Güney hapiste olma nedeni tam olarak politik değil o sırada. Bir savcıyı vuruyor. Bir film sırasında maalesef oynadığı rollerden biraz etkilenmiş bir arkadaş olduğu için silah taşıyor. İşte ben silah atarım, atarsın atamazsın çat diye herifi vuruyor, ölüyor savcı. O yüzden hapiste. Ama bu şu demek değil. Yani zaten otorite sürekli sıkıştırıyor. Yani adamla da çok uğraşıyorlar. Cannes'da büyük ödül alınca tabii Türkiye'de hiç hoşuna gitmiyor şeyin bu, Kenan Evren'in. Vatandaşlıktan çıkarıyorlar. Sonra Fransa kucak açıyor aslında. 83'te 12 milyon frank. Ya o zaman için iyi bir bütçeyle Fransa'da buna film çektiriyorlar. O da Duvar ama Duvar'ı seyretmediniz. Ben belgeselini izledim bir 20 dakika kadar. Ben en çok Duvar'ı beğendim Frankofon ya. Hemen Duvar'ı beğendim. Aa tabii gördüm. Duvar. Hayır çok ben kötü. Niye Duvar'ı sevdim? Çünkü çocuklar olması, yani çocuklar mesela imge gibi geldi orada. Yani eğer onlar daha büyük adamlar olsa onların isyanları falan çok daha farklı. Yani ama çocuklar kedi yavrusu gibi. Ya oyunculuklar çok kötü değil mi ya? Ben beğendim ya. Bayıldım oyunculuklara. Tam bir Fransız geldi. Değil mi onların hepsi? Sen oyuncuların seyrettin hepsi Fransızmış. Duvara geçmeden önce yolla alakalı şunu söyleyeceğim kendi düşüncem olarak. Bir ideolojiyi savunuyor ya Yılmaz Güney. Hepimiz bunun farkındayız. Ve öyle. Kapitalizme karşı olan bir ideoloji. Desteklerim desteklemem. Hiç öyle bir şey söylemiyorum ama şey bana çok garip geldi. Yine de bir ödül almak, kan bile olsa bir kapitalizmin sembolü ya. Yok ama kan Fransız ödülü. Fransız olsun ama yine o ödülü sana veren bir burjuva kesimidir ama. Bir de ne yapsın adam? Ölsün mü yani adam? Hayır hani o kadar solcusun ya. Aynen. Birader hadi gitmesene törene. Niye evet gidiyorsun ya? Canım ne alakası var? Yani ben bunlarla çok ilgilenmiyorum açıkçası. Yılmaz Güney şahsi olarak çok atominime uğramış birisi.
yok kadın dövüyordu, yok işte Nebahat Çehre'nin başına bardak koyup ateş ediyor falan. Yani garip bir herif olduğunu kabul ediyorum ama bunlar kötü yapmıyor filmler. Yani filmler var ortada. Tabii canım yani. Aslında daha acı olan filmler kötü. Yani ona gelecektim. Duvar mesela Fransızlar da beğenmiyor. Bu duvar kamera arkasında çocukları tokatlayarak oynatmaya çalıştı. Evet, ben ilk o kamera arkasını izleyip sinir olmuştum. Şimdi Mina ile bunu tartışacağız. Duvar çok kötü. Ay bir dakika, çocukları arkada tokatlıyor muymuş? Çocukları tokatlamış mı? O zaman çok kötü film. Aslında olan şey şu. Bir defa ülkesiz kalıyor. Fransızlar da bunu çok sever. Ama Fransızlar bunu sevmekte haklılar. Yani eğer sen böyle bir eşeklik yapıyorsan onlar da hemen sahipleniyorlar ve para veriyorlar büyük umutlarla. Aslında bir çuval inciri berbat ettiği film inanılmaz kötü bir film yapıyor. Gerçekten mi? Gerçekten çok kötü. Genel olarak da yani Cannes Film Festivali'nde de kabul edilmiyor galiba ya da ödül alamıyor falan filan. Ve Fransızlar alay ediyorlar. Çok kötü yazılar çıkıyor. İyi bir film çekmek için galiba hapiste olması gerekiyordu falan gibi son derece ağır yazılar yazılıyor. Çünkü film gerçekten müsamere seviyesinde. Ya şey saçma, film ne hakkında diye sorduğumda Google'a isyan diyor ama isyan son 10 dakikada. Film aslında pornografik, sürekli olarak bir takım işkenceler yapılıyor. Ama onu anlatıyoruz zaten, yani ceza bunu ve pornografik. Bunu böyle anlatamazsın ama. Neden? Çok taraflı çünkü. Grotesk, komik yani. Hani olamaz böyle bir şey. Örgüzü parmak bayağı. Yani evet, aynen öyle. Bak şey ilginç. O dönemde Midnight Express de var. Alan Parker'ın filmi. Bir Amerikalı Türkiye'ye gelir. İşte otla yakalanır. Hapse düşer. Orada çektiği acıları anlattığı gerçek bir öyküye dayanan bir film çok meşhur olmuştu. Orada da film çok eleştirilmişti. Gardiyan kötü olabilir, tamam mı? Kötü bir gardiyan olabilir. Böyle bir karakter yapabilirsin. Ama bütün gardiyanlar hep birden karikatür derecesinde kötü olamazlar abi. Yani porno yapan o zaten. Bir sürü kötü bir araya geldik. Dövüyoruz biz herifleri abi. Yani diyelim ki çok kötü bir şey oldu. Ben Duygu'yu dövdüm burada, tamam mı? Böyle gidelim. Ben Duygu'yu dövdüm. Ağzını burnunu kırdım. Bunun filmini yapabilirsin ama bu filmi iyi yapmaz. Ondan kesinlikle bahsediyorum. Yani kötü. Yani burada ideolojik şey yapıyor derken film kötü demiyoruz ki aslında. Yine adamın fikirlerini eleştiriyoruz. Ben de yok, diyorum ki film fikirlerinde çok kötü. Tam film, tersi. Film kötü olabilir. Peki Yılmaz Güney ne diyor bu konu hakkında, onu merak ediyorum. Ama ben, belki de şey diyor olabilir yani. Ben okey, bence de tüm askerler kötü değildir. Bence de bütün Kürtler iyi değildir diyor olabilir yani. Yılmaz Güney çok aslında üzücü çok bir şey söylüyor. Atıf Yılmaz'ı çağırıyor Fransa'ya. Filmi göstermek için daha çıkmamış. Atıf Yılmaz gidiyor, buluşuyorlar. Atıf Yılmaz beğenmiyor. Yani benim söylediğim şeyleri söylüyor. Ya diyor, niye böyle bir şey yaptın? Bir de filmi teknik olarak da çok kötü. Yine dublaj. Evet, orada bir Türkiye yaratmaya çalışmış bir manastırı şey sahne haline getirmiş. Çocuklar oyuncu değil. Fransız çok kötü bir dublaj var. Oyunculuklar çok kötü. İşte çocukları oynatmak için bir de belgesel çekiyor o sırada. İsviçre televizyonu galiba. Evet, Yılmaz Güney belgeseli. O belgeselde çocukları dövüyor ağlatmak için falan. Yani korkunç bir PR haline geliyor. Ya diyor, niye böyle bir şey yaptın? Hani para vardı. 12 milyon frank çok iyi para. Fransa'dasın. Hani düzgün teknikle şunu daha iyi çekseydin falan. İçimdeki irini atmak istedim diyor. Yani şey, yıllarca hapis yatıp çok çektirdiler. Hani bir gazımı alayım diyor ama talihsizlik eseri, o sırada kanser zaten. Bir daha da başka film çekemediği için en kötü filmi ya da en pahalı film gören olarak. Olmadığı için mi? Uçurum var o iki film arasında. Yani yolla duvar arasında şey başarı olarak söylüyorum. Yolda çok iyi görüntüler vardı bu arada. Kar sahnesi. Yani 74'ten 82'ye kadar Yılmaz Güney hiç yönetmenlik yapmamış ya. Körelmiş mi diyorsunuz? Kendisi diyor yani aslında ilk çektiğim yani büyük bir rezillik oluyor. Bir de bir yıl önce Cannes'da büyük ödülü almışsın falan arkasından. Ben de onu diyorum. Şimdi Türkler izleyemedi bu son filmi. O an izlemedi. Fransızlar mı izledi bu filmi? Dünyada çıktı. Dünya anlamaz ki bu hikayeleri. Eğer dünyaya Mina gibi bakıyorsan çok iyi. Ya onlara egzotik gelir sadece hani. Aa ilginçmiş der. Cezaevi. Olamaz. Ezmek ve ezilmek her yerde var. O yüzden bence bu anlaşılabilir. Yani diğerleri renk gibi geliyor bana. Ama herifin filmlerinde Türklere özgü bir arabesklik var. Bu Avrupalıların anlayabileceği bir şey değil bence. Ben zaten daha ilginç bir film var. Onu size söylemeyi unutmuşum. Dün gece seyrettim. Arkadaş. Arkadaş muazzam bir film. En kötü filmi. Duvardan önce son çektiği film o. Hapse girmeden önce. İki arkadaş var. Biri zengin olmuş. Mimar falan galiba. Biri de Yılmaz abi. Yıllar sonra bir araya geliyorlar. Arkadaşı dejenere bir hayat yaşıyor. Sürekli dans edip gülüyorlar. Yılmaz çok ayıplıyor bunları. Esas senin o filmi görüp sinirlenmeni beklerdim. Filmin bir yerinde mimarın karısını başka bir arkadaşı öpüyor. Ve şaka yapıyorlar. Karısı güzel olan benim karımı da öpebilir diyor. Yılmaz deliriyor. Dövüyor herifi. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Siz bu açık fikirlik değil. Bu artık dejenerasyon falan filan. Bu arada baldızı var adamın, mimarın. Melike Demirağ oynuyor. Onunla Yılmaz çok başka bir herif. Bir şeydeler. Tatil köyü gibi bir yerdeler. Site. Zenginler bütün gün konken oynayıp gülüyorlar. Şampanya
şampanya içiyorlar falan. Yılmaz da şey, sen çok kötü durumdasın, sen dejenere olmuşsun, sen bitmişsin, en sonunda sen pezevenksin diyor herife. Dövüşüyorlar. Herifi alıp köye götürüyor. Köyde çok iyi insanlar var. Çok muhafazakar ya adam. Korkunç. Korkunç bir film ya. Yani bu kadar çocukça bir şey ben hayatımda görmedim. Ben adamı sevmiyorum. Okey. Hani hiç sevmiyorum ama harbiden güzel filmler çekseydi ben objektif, aa çok iyi yapmış herif derdim ama neresinden tutsam elimde kalıyor. Fakat ya. Duygu şöyle bir şey var. Karşı taraf o kadar kötü ki. Yani bir de karşı taraf. Karşı taraf kim hocam? İşte onu tutuklayanlar, işte ya sansür kurulu, yerel otorite ve Türkiye'nin tabii başındaki güç o kadar kötü ki. Evet. Kanda ödül alınca, o çapta bir başarı ilk defa elde edilince sol mecburen çok sahipleniyor Yılmaz Güney'i. Ve dokunulmazlık zırhıyla kuşatıyor. Yani bir zaten filmlerde görülmemiş ya nasıl olsa. Yani içeride kimse izleyemediği için. Müthiş bir karakter olarak. Hocam bir de bence o dokunulmazlığın nedeni biraz da iyi film, iyi hikayeden çok cesaret. Yani cesaret belki de birçok kişinin içerisinde olan kini bir şekilde aktarıyor ya diğer aferin insanlara. Kız. Bence o çok yani evet diyor. Bu önemli. Maalesef filmler çok kötü. Yani bence hepsi kötü. Yol da kötü. Şundan kötü yani 1970'te Umut'u yapmış çok büyük şey diyoruz ya. 1969'da 2001 Space Odyssey'i yapmış. Evet abi evet bunu söyleyecektim ya. 20 yıl bile geride değiliz abi. 300 yıl gerideyiz ya. Amerika ile Türkiye film endüstrisini mi karşılaştıracağız? Tabii bugün ki ama karşılaştıralım, yani. Karşılaştıralım yine karşılaştıramayız. Yani evet haklısın karşılaştırılmaz ama hani şu ilginç. Dünya çapında bir sanatçı değil Yılmaz Güney. Yani o bizim tahayyülümüz. Çünkü adam da annesinin babasının derdini bir unutamamış yani. Ya nasıl evet. Bir de fantastik bir şey mi düşünsün? Sanatçılık zaten annenle babanla yaşadığın şey. Fransız'a bak ya Fransız. Hayır, siz ama... zaten. Bugünkü sinemadan şöyle bir farkı var. Harekete geçiriyor kitleleri. Ya bugün artık sen ne yaparsan yap. Hiçbir şey olmuyor ya. Yani ben çıkayım bir yarın. Dünyanın en garip filmini yapayım. İnanılmaz anarşist, inanılmaz devrimci bir film yapayım. Hiçbir şey olmuyor ya. Yani artık etkilenmiyor insanlar. O zaman öyle değil. Sinemayla bir şey yapabildiğin son dönemler onlar. Mesela şey vardır ya. V for Vendetta. O mesela bayağı kitleleri... Yani güya devrimci yani. O film ama yani. Hiçbir şey olmadı o film. Bütün anarşistler o maskeyle gezinir. Burası yani işte gezdikleriyle kalırlar ama. Ben bu dediğinizi şeyle katılacağım hocam. Bence Yılmaz Güney'in sağladığı başka bir fayda. Kürt kökenli yönetmenleri kar temalı filmler yapmaya çok iyi ittiğini düşünüyorum ben. Hep dalgacı yani. Hep dalgacı. Ne sorunlar var memlekette sen gülüyorsun. Ben üzüldüm. Bence iyi bir adammış ama şey yarıda kalmış. Bir de kanserden çok erken öldüğü için. Yani aslında yeni başlayacakmış ama bu arada çok fazla kitap var hakkında hakikaten. Değerli bir adam ya. Sinemayı daha iyi yapabilirmiş. Bir şey soracağım. Etkilemedi mi sizi? Etkiledi mi? Adamın hikayesi beni çok etkiledi yani. Şeye çok üzüldüm. Psikolojik olarak gerçekten o idealini bir şekilde yeterince doyuramadan ölmesine. Filmlerden bahsedersek. Adamı tanımadan filmleri izlesem çok kötü derdim ama adamı tanıdığım için filmleri seviyorum. İlginç. Bence öyle yani. Bütün dediklerimizin özeti gibi oldu. Kim olduğunu bilmesek çok saçma filmler. Beni döverdi burada mesela. Sahne vardı. Küçük burjuva. Yani şu ilginç. Daha güzel bir dünya ve eşitlikçi bir dünya isteyen bir adam kendi hayatında sürekli ateş ediyor. Şimdi bu biraz... Ya koca bir nesil, iki nesil bu adamı izleyerek büyüdü ve dışarıda ben şu an nasıl Kurtlar Vadisi... Çekilmeyle gibi ya işte. Şey. Ha ben şu an Kurtlar Vadisi de izlemiyorum. Diriliş Ertuğrul'u da izlemiyorum. Onlara da sövüyorum. Benim için aynı şey yani. Bir nesli izletip mafya gibi ortalıkta dolaştıran, silah taşıyan bir takım evet, insanlar benim gözümde. Evet, ekibi ikiye ayrıldı. Mina ve arkadaşları Yılmaz Güney'i savunurken Duygu ve yalnız başına bu arada. Ama bence hayır yanlış bir okuma var. Türkiye çok barışçıl ve işte kimsenin birbirine şiddet uygulamadığı falan bir yerde Yılmaz Güney böyle bir profil çizdi ve çocuklar ona özenmeye mi başladı? Yoksa zaten bu profil doğuyordu, var ama oluyordu. Yer barışçıl ve değil. Onu temsil mi etti? Yani onda kristalize mi oldu? Ama hiçbir yer barışçıl değil. Fransa'da barışçıl değil. Hani niye orada öyle çıkmıyor? Yaratıcı değil. Olanı temsil ediyor bence. Evet, evet bunu söyledik zaten. Evet. Katılıyoruz bu ama dediğine. Bir şey diyeceğim. Kendinden olmayan ve kendi gibi düşünmeyen herkesi karikatürize bir şekilde kötü göstermek, berbat göstermek yani 5 yaş aklınca yapılacak bana bir şey. Bana da kötü geliyor. Bana da müsamere kalitesinde geliyor. Bana bazı yaptığı şeyler Deep Turkish Web'i hatırlattı. Kötü yola düşersiniz. Kabadayı olursunuz. Sen niye bana yan gözle baktın ulan? Şimdi bu
Yakışıklı, yukarı gelsene. Müsait misin? Müsaitim yakışıklı, yukarı gel. Yapma ya. Evet. Arkadan ***'larına davul gibi vuracağım. Yarın bu aşağılık yönetmenle buluşacağım. Bunun var ya bunun, bunun ben büyüğüm abi. Şu sıfata bak ya. Bunu alıp oda başında sallandırmak lazım. Senin yaptığın filmleri lan, ben filmi bile yok ki abi. Kısa kısa filmleri var. Ya ödülü var mı bilmiyorum, ödülü var mı bilmiyorum. Ama ödül aldıysan aldığın ödülü s**eyim seni. E kimse sevmiyor abi zaten bunu. Kimse sevmiyor. Vallahi kimse sevmiyor. Benim duyduğuma göre karısının evinde kalıyormuş zaten. Aşağılık, halk düşmanı, rezil, uzun film bile yapamayan şu. Seninle hesaplaşacağız. Hesaplaşacağım. Çok sıkıcı. 1,5 hızda izliyorum. Fakirlerden nefret ediyorum. Ben Kubrick manyağıyım lan. Yılmaz abi, vurma abi bana. Rezil, halk düşmanı. Şimdi senden halkın intikamını alacağım. Yılmaz Güney konuştuk. Eminim kimseye yaranamamışızdır ama çok önemli değil. Görüşmek üzere. Görüşürüz hocam. Ağzınıza sağlık. Hoşçakalın hocam. Bay bay. Çok güzel. Görüşürüz hocam. Hapse düşmemeye çalışın. Peki bir şey soracağım. Bir dakika bir şey soracağım. Sizce fikirler yasaklanmalı mı? Ya hayır tabii ki hocam. Hayır, bir dakika. Bu değil. Ya açıkçası yasaklanmamalı ama istemeyen izlemesin aga yani. Aga mı? Bence hiçbir fikir yasaklanmamalı. Hatta söz konusu dahi olmamalı. Ama bazı fikirler hariç. Sence? Hayır tabii ki fikirler yasaklanamaz. Yılmaz Havlu Güney. Hoş geldi. Yılmaz Güney konuşuyoruz. Var mı söylemek istediğim şey? Bu adamlardan konuşmayı bırakalım artık. Aa, sevmiyor musun? Şiddet faili biri. Tamam, bu, ben de buna katılmıyorum ya. Ben öyle dünyanın ama en boktan adamıyım diyelim ki ama çok iyi bir film yaptım yani. Ne diyeceksin? İlker'in filmine bakmayın çünkü o çok tamam, kötü bir film. Ben filmlerini de sevmiyorum. Ha, onu konuşalım. Nasıl buluyorsun? Ya ben genel itibariyle sevmiyorum sinemasını. Peki yasaklanmalı mı? Hayır canım. Böyle bir şey desteklemiyorum. Kebap yer misin? Nam nam. Çok güzel. Burasını nereden buldun? Videoları sattım ya. Evdeki videolar vardı. Kardeşime bak benim be. Bak bir de birine var. Bulduk mu yırttık. Yırtarız. Yırttık abicim.